Şimdi arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün koşul, IFI Close'ları göreceğiz beraber. Hızlı bir şekilde bir hatırlatma yapıp 5 dakika kadar IFI Close'ları hatırlatıp ondan sonra soru çözümüne geçiş yapacağız. Bir kısmını ben çözeceğim, çözmeye çalışacağım. Geriye kalanı beraber çözmeye çalışacağız. Bir koşulumuz vardı demiştik ki, bir koşulumuz vardı. Demiştik ki if'i öncelikle bir zaman bağlacı gibi düşüneceğiz. Zaman bağlacı gibi düşündüğümüz zaman karşımıza birazdan çıkacak tabloda ne görüyorsak o şekilde yapıların yani tense uyumuna uyar gibi yapıların tense ile modal'ın bir araya geldiği uyum sağladığı yapıların doğru cevap olmasını bekleyeceğiz. Bunu unutmayın. Şimdi 3 artı 2 olmak üzere 5 şeklinde, 5 type şeklinde if'leri anlatıyoruz biz genelde. Tabii ki 6 diyen var, 7 diyen var. Biz 5 tane diyoruz. Ona göre çalışalım. Şimdi type 1'de kesinlikle ve kesinlikle belirli ifadeler var. Hani bu şöyle olur, bununla bu gelir doğru. Ama bununla beraber ne gelmez, ana cümlede ne olmaz şeklinde de kafamızın bir kenarından mutlaka yazmamız gerekiyor. Özellikle gramer sorularında ve de cümle tamamlama sorularında seçenek eleme babında bu söyleyeceklerimiz önemli. Type 1'e başlayalım. Type 1'den başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir kalemimi de hazırlayalım. Evet. If'i bağlaç olarak göreceğiz. Normal bir tense bağlacı olarak göreceğiz dedik. If'le beraber simple present'i kullanabiliyorsunuz. Diğer tarafta simple present, diğer tarafta herhangi bir başka present gelebilir. Yani genel mantığımız neydi? Presentlar bir araya gelebiliyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. If'le beraber bir would kullanılmayacak. Yani aslında kullanılıyor. Onu peşinen söyleyeyim. Kullanılıyor ama bir genelleme yapmak gerekirse sınavlarda karşımıza pek çıkmıyor. Yani if they will attend, eğer derse katılacaklarsa gibi bir ifade mümkün, mümkün değil değil. Non clause'dan bahsetmiyorum. Normal koşul ifadesi olarak da bunu kullanabiliyoruz. Ama genelleme yapmak durumundayız. Size will ve would if ile beraber kullanılmaz, if'in cümlesinde olmaz demek durumundayız. Sınavda ki durum bunu istiyor çünkü. Present dedik. Şunlara bir dikkat edelim. Present modals bazen iddia ediliyor diyor. Deniyor ki if ile beraber modal olmaz. Kullanılır tabii ki. Çok güzel kullanılır. Bunu da unutmayınız lütfen. Can, should, have to gibi modüller çok yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ana cümlede unutmuyoruz. Feature'larla present'ler her zaman yan yana gelebilir demiştik. Doğrudur. Bir de emir cümlesi var. Ne gelmez? Bu önemli bizim için. If'li cümlede will gelmez diyebileceğiz. Tamam az önce gelir diyorum ama siz ne diyeceksiniz? Gelmez arkadaşım. Gelmez diye dursun. Ana cümlede de present perfect gelmesini beklemiyoruz. Present perfect gelmesini beklemiyoruz. Tabii size type'ları gösteriyoruz. Yani if'in type anlamını gösteriyoruz. Ama type dışında if'in başka kullanımları da var. Yani madem ki anlamı da mevcut. Hatta geçenlerde yeni bir yapı "e rağmen" gibi bir anlamı olduğunu duyunca ben de şaşırdım. Yani nasıl falan filan hakikaten de varmış. Gerek var mı şu anda böyle bir bilgiyi açıklamaya? Gerek yok. Yani bir bunun dışında kullanımları mevcut diye bilin. Type 1, type 2, type 3 diyoruz ama real type'lar da var. Yani if ile beraber was kullanıp ana cümlede was ya da past tense kullandığımız durumlar da var. Hani özellikle ben kendimi garantiye alıyorum. Hocam sen böyle demiştin. Bak karşımıza ne çıkıyor. Biz onları çalışmıyoruz şu anda. Biz type 1, type 2, type 3 mantığını geniş zaman için gerçek durum, geniş zaman için hayali durum, geçmiş zaman için hayali durumu göreceğiz. Okay? If'in diğer kullanımlarını görmüyoruz.
Ona göre gardımızı alalım. O zaman şunu söyleyeyim ben size. If'in ana cümlesinde present perfect kullanılmasını beklemiyoruz. Mesela birinci cümleye bakalım. Şurada if you study regularly, düzenli ders çalışırsan you can become, olur. You have become successful. Yani eğer düzenli ders çalışırsan sen başarılı olmuşsun diye bir ifade biraz tuhaf kaçar, değil mi? Yani olmaması lazım. Onun için ana cümlede present perfect kullanmak tuhaf kaçabilir. Anlamsız ya. I will not let you go out if you don't finish your work. Eğer işini bitirmezsen dışarı çıkmana izin vermeyeceğim. Düşünsenize, if you don't finish your work, eğer işini bitirmezsen, you haven't gone out mesela. Sen dışarı çıkmadın. Çok tuhaf. Dolayısıyla birinci bilmemiz gereken ana cümlede arkadaşlar, present perfect olmaz. If'li cümlede değil, would kullanılmaz. Yani ne kadar alttan şöyle kullanılabilir diye bilsek de kullanılmaz diye bilin siz. Peki. Type 1, geniş zaman. Genel geçer doğrular. Sonucu karşımıza genellikle aynı şekilde çıkan. Hani genel geçer doğrularda simple present değil mi? Ya da herhangi bir hayali durumun olmadığı, sonucunun, beklentimizin karşılanabileceği bir koşul söz konusu olduğunda type 1'i kullanacaktık ona göre. Şimdi bir sonraki type'a geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki type. Ona geçmeden önce hazır buradayken şunu da yapalım. Omitting if should'la başlayan bir yapı type 1'i veriyor bize. Unutmuyorsunuz. Should'la başlayan bir yapı type 1'i veriyor. Lütfen bunu unutmayın. Ama şuna dikkat edeceğiz. Should'la başlıyorsa biz should'la beraber fiilin birinci halini kullanıyoruz mesela. Should she get up diyor. Evet. If olduğunda biz if she get up demiyoruz. If she gets up diyoruz. Aradaki tek fark bu. Nasıl ayırt edeceğiz? Should cümle başında olduğunda bu type 1'di diyeceğiz. Yani if'in type 1 kuralı diyeceğiz. Eğer ki should'da başlıyorsa ve burada bir soru işareti yok ise, ki yok, o zaman bu nedir? Type 1'dir. Buna type 1 diyeceğiz. Type 1 arkadaşlar. Peki. Type 2'de karşımıza büyük bir sıkıntı olarak çıkabiliyor type 2. Hocam diyor burada simple past var. Niye geniş zamanda kullanıyoruz bu simple past'ı da geçmiş zamanda kullanmıyoruz? Tabii birden farklı olmak zorunda. Yani şöyle bir mantık var İngilizlerde. Biz hayali bir durumu ifade ettiğimizde normal kendi zamanının bir past'ını alıyoruz. Eylemin bir past'ını, bir geçmişini alıyoruz. Geniş zaman için ve hayali durumlar için, yani gerçeği yansıtmayan, olması imkansız olan durumlar için. Yani az önce type 1'de dedik ki sonuç gerçekleşebilir, böyle bir şey olabilir dediğimizde type 1 kullanacağız. Ama olmayacaksa type 2 kullanacağız. İkisi de geniş zaman. Unutmayalım arkadaşlar. Yani if ile beraber simple past gördüğümüzde, past continuous tense gördüğümüzde, could gördüğümüzde lütfen ve lütfen aklınıza geçmiş zaman gelmesin. If ile beraber bunu kullandığımızda geçmiş zaman değil simple past. Geniş zamanın hayali durumu. If you were honest, mesela burada hemen örneğe geçiyorum, ana cümleye geçeceğim. If you were honest, what would you, ne yapardın? Biraz daha uzun olsaydın. Loto sana çıksa, yani bu çıksa oturduğumuz yerden sallarken, oturduğumuz yerden hayal kurarken gibi ifadelerde type 2'yi kullanıyoruz. Geçmiş zamanı kullanıyoruz. Ve unutmuyorsunuz arkadaşlar, lütfen if'i gördük, simple past'ı gördük. Geçmiş zamanla bir alakası yok. Yapı olarak geçmiş zaman, anlam olarak geniş zaman. Bunu unutmayalım. Peki. Ana cümlede olmasını beklediklerimiz would, could, might ve fiilin birinci halleri ya da bunların continuous tense'i de mevcut. Would be verb ing. Şeye if attığımızda type 1'de should diyorduk. Burada type 2 için
Were'le başlayan bir yapı gördüğümüzde diyeceğiz. Were'le başlayan bir yapı gördüğümüzde bu type 2'dir diyeceğiz. Sonuçta were'le başlayan bir yapı kendisinden sonra ne alırdı? Soru işareti alırdı. Ama burada soru işareti olmadığına göre o zaman burada bir if clause var type 2'nin. Bir sonrakine geçelim. Type 3. Bu sefer past perfect'ler devreye giriyor. Yani past'ın past'ı. Type 1 geniş zaman dedik, gerçek. Type 2 geniş zaman, hayali durum. Simple past tense'de kullandık yapı olarak. Type 3'te perfect tense'leri kullanıyoruz. Perfect tense. Hangi tense? Past perfect continuous tense. Bir de could have özellikle perfect model kullanılabiliyor. Bunları kodlamak için şöyle yapabilirsiniz. Type 1'de present present, type 2'de past past gibi düşünün. Type 3'te de perfect perfect gibi düşünün arkadaşlar. Perfect perfect. Would yine kullanamıyoruz. Could have kullanabiliyoruz ama would kullanamıyoruz. Ana cümlede would have fiilin üçüncü hali, could have fiilin üçüncü hali, might have fiilin üçüncü hali, was, were, going to ve fiilin birinci hali kullanabiliyoruz. Past perfect'in olmasını beklemiyorsunuz. May have fiilin üçüncü halinde olmasını beklemiyorsunuz arkadaşlar. Nerede? Ana cümlede tabii ki. Niye beklemiyoruz? Mesela şurada hangi örneği vereyim? If I had passed the test. Eğer sınavı geçseydim. Düşünsenize. Sınavı geçseydim. Geçseydim. Yanlış yazılmış burada. Sınavı geçseydim. Yurt dışına gitme hakkı kazandım. Olmaz değil mi? Yani ana cümlede simple past olmamasının mantığı bu. Hani bazen diyoruz ya hocam anlamdan, hadi buradan buyurun. Anlamdan yapsanız bile olmaz ki zaten. Yani zaten olmaz. İlla yapıya uymak durumundasınız. Anlama da uymak durumundasınız. Dolayısıyla bu tür yapılarda ana cümlede, hani ifli sorularda ana cümlede past tense gördük mü? Past perfect gördük mü? Direkt eleyeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen bitireceğim şeyi. Omitting dediğimizde yani if'i attık, yine şöyle yapacaksınız. Hocam if'i attık şöyle böyle, hiç gerek yok. Should'la başlıyorsa type 1, were'le başlıyorsa type 2, had'le başlıyorsa type 3. Bitti. Bu kadar. Bunu yapacağız. Peki. Biz biraz daha şöyle bir hemen şunları da göstereyim bitsin. Mixed type. Mixed type'larda arkadaşlar type 2 ile type 3'ün yan yana gelmesi diyebileceğiz bunu. Ve bunlar genellikle beraber kullanıldıklarında şöyle ipuçlarımız olur. Şöyle ipuçlarımız olur. If ile beraber past perfect, yani koşul geçmiş zamanla sonuç şu anla ilgili. Diyeceğiz ki type 1'den hiçbir zaman şeyde kullanmıyoruz. Ana cümlede mixed type'larda kullanmıyoruz. Yani mixed type'lar sadece type 2 ile ve type 3'ün beraber kullanılmasıyla mümkün. Type 1 yok. O zaman if ile beraber past perfect'i kullandık. Type 3. Type 3. Perfect model. Type 3. Diğer tarafta da would, could, might fiilin birinci hali. Type 2'nin ana cümlesi. Gibi düşünün bunu. Type 2'de simple past kullanıyorduk. Past continuous, could fiilin birinci, diğer tarafta would have fiilin üçüncü hali, could have fiilin üçüncü hali, might have fiilin üçüncü hali ve yesterday. Normal tense mantığında şunu yapıyorduk. Bir zamandan başka bir zamana geçerken bir ipucu verme durumumuz oluyordu. İlla bir zaman zarfı kullanma durumumuz oluyordu. Aynı şey if clause'larda da geçerli. Yani type 2'den type 3'e geçeceğiz. Type 2 geniş zaman, type 3 geçmiş zaman ne yapacak? Ne yapacak? Tabii ki şöyle bir yesterday gibi bir işaret verip diğer tarafa gitmemizi sağlayacak. If I hadn't drunk the cold coke. Mesela dün içtim soğuk kolayı. Dün soğuk kola içmeseydim şu anda öksürüyor olmazdım. Dün düşünsenize, type 1 ile bir örnek vereyim size. Oluyor mu bakalım. Dün ben kola içmeseydim, dün içtim. I am not coughing now. Şu an öksürmüyorum. Dün ben kola içmeseydim şu anda ben öksürmüyorum. Mümkün mü? Bana çok saçma geliyor. Size nasıl geliyor onu bilmiyorum. Peki. Dolayısıyla type 1, type 2, type 3. Mixed type'larda type 3, type 2, type 2, type 3 şeklinde. Buna bir örnek verelim. Şu type 2, type 3 nasıl olacak?
İngilizlere göre arkadaşlar ya da İngilizceye göre diyelim. İngilizlere göre. Şuna dikkat edin bakın. Genel karakteristik özelliklerimiz. Mesela birinin kaba olması, birinin uzun boylu olması, birinin gözlerinin yeşil olması, kahverengi olması, birinin gözlerinin küçük olması, büyük olması, çekik olması. Bunlar karakteristik özellikler ve bunlar değişmez özelliklerdir. Bunun Type 1'de kullanılmasını beklemiyoruz. Type 2'de, Type 3'ü de kullanmıyoruz. Yani sen kaba olmasan, senin gözlerinin çekik olmasa, senin kafa biraz daha büyük olsa ama değil bu kadar ne yapalım? Senin zekan biraz daha üst seviyede olsa gibi ifadelerde hep Type 2'yi kullanıyoruz. Yani if you weren't so rude, if you were taller, if you had green eyes gibi. Type 3'te kullanmak biraz tuhaf oluyor değil mi? Geçen hafta senin gözlerin çekik olsaydı, şu an nasıl? Yok. Okay. Type 2. Genel karakterlerimizle ilgili bir durum söz konusu olduğunda, dünya ile ilgili, değil mi? Koşullarla ilgili değişmez durumlar söz konusu olduğunda Type 2'yi kullanıyoruz. Yani koşullar derken dünya düz olsa. Geçen hafta dünya düz olsaydı olabilir miydi? Hayır. Yuvarlak olmasa dediğimizde Type 2. Ya, Type 1'i de kullanamıyorsunuz. Type 2. Değişmez özelliklerimiz. Bence soru çözümü için bu kadar yeterli. Yani ben öyle düşünüyorum. Sizi bilemiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar soru çözümü için? Okey. Hazırsak sorun yok. Yeni sorulardan, yeni kitabımızdan şey yapacağız arkadaşlar. Vay Buket, bu nasıl heyecan soru çözümü için. Aferin kızım. Aleyna sizde zaten var kızım. Ha he o aferin. Peki. Başlayalım bakalım. İlk 3-4 soruyu daha önce belki sınıfta çözdük ama halen sisteme giremeyen arkadaşlarımız var, yazıyorlar. Yine burada hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bilginiz olsun. Yaklaşık 20 soru çözeceğiz. Belki 25 soru. Evet. İlk bir iki tanesini ben yapayım, olur mu? İzin verirseniz. Rica ediyorum. Bu tür sorularda ben şöyle yapıyorum gençler. Her zamanki gibi öncelikle zaten ne yaptık? Seçeneklere baktık. Seçeneklere baktığımızda şey var. Yani bir tarafta modal var, bir tarafta tense var. If'in en güzel şeyi bu. Özelliği bu. Tenslerle modelları ne yapıyor? Bir araya getiriyor. İkisini bir araya getiriyor. Tenslerle modelları. Şimdi, madem öyle, az önce yaptığımız ufak çalışmadan, bir hatırlatmadan sonra, şurada if'i gördük madem, direkt aşağı inelim arkadaşlar. Could achieve, could become. Burada bir type 2 mevcut. Bu olabilir. Seçenek eleyerek yapacağız. Bakın, if'in cümlesinde past tense, diğer tarafta past tense, ana cümlede past tense olmaz. Dolayısıyla ne olacak şimdi? Bursa'yı eledik. Bursa'yı eledik. Adana kalsın. Ceyhan'a bakalım. Had achieved, would become. Mixed type olabilir değil mi? If cümlede past perfect, ana cümlede would, could, might fiilin birinci hali olabilir dedik. Kalsın. Kalsın. Bu da kalsın. Şöyle bir soru işareti. Denizli'ye bakalım. If cümlede would olmaz dedik. Denizli'yi eledik. Edirne'ye bakalım. Achieves, may have become. Şimdi bir tarafta present olur tamam da may have become'ın olmasını beklemiyoruz. Dikkat edin. Would have been üçüncü hali. Could have been üçüncü hali. Might have been üçüncü hali. Was were going to olabilir. Edirne'yi de eleyelim o zaman. Geriye iki şey kalıyor. Yapacağımız şey şu. Bir tarama yapacağız cümlede.
Cümlede tarama yaparken bir zamandan başka bir zamana geçiş söz konusu mu, yani geçmişten günümüze böyle bir şey var mı yok mu, ona bakacağız. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse doğru cevabımız Adana. Doğru cevabımız Adana. Neden? Type 2. Değil mi? Yani bir mixed type durumu söz konusu değil, gerekli değil. O zaman Type 2 kullanacağız. Bakalım, if everyone in a society beautiful conduct or what he considered correct behavior society perfect. Evet. Sizce herhangi bir şey var mıydı acaba burada, bir mixed type durumu? Var mı arkadaşlar? Yani gördünüz mü? Yok. Evet, yok. Olmadığına göre o zaman şu Ceyhan'ı da eleyelim. Geriye tek bir şey kalıyor. Tek, yani eledik, bir tane kaldı. Eledik, bir tane kaldı. O da Adana'da. Evet, o da Adana'da. Okey. Biraz dikkat edelim. İşte olup olmadığında olmadığını görsek keşke diyorsun. Gizem, şöyle yapar mısın? Yani şöyle bir oku. 10 saniyen var, oku. If everyone in a society beautiful conduct what he considered correct behavior society perfect. Hani nerede bir now, today, these days? Eğer diğer dört seçenek kesinlikle yapıya uymuyorsa o zaman Ceyhan'ı yapabilirsin. Uymuyorsa yapacak bir şey yok. Yapıya uyan iki tane var. Evet, İpu sen evet. çözmemiz neyse, sorun değil Didem. Biraz izle. İzle kızım. Peki. Bir sonraki soruya geçelim gençler. Bir sonraki soruya. İki. Şimdi yine döndük dolaştık arkadaşlar. Döndük dolaştık. Birkaç tanesini ben çözeyim sonra. Döndük dolaştık. Aktif, pasif her yerde. Yani aktif, pasif sorusu yok. Her yerde karşımıza çıkacak derken bundan bahsediyordum. Burada bir ifli soru var. İfli soru söz konusu ama seçeneklere baktığınızda aktif, 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 pasif, aktif, pasif, aktif, pasif, aktif, pasif. Yani aktif, pasiften bakarak belki Adana doğru cevap olacak, iki taraf aktif istiyorsa tek başına. Belki de diğerlerinden bir tanesi, yani Adana olmayacak. Çünkü boşluğa aynı anda hem aktif hem pasif gelmiyor. Bunu hatırlatmak için özellikle bu güzel bir soru. Şimdi if'i gördük değil mi? Hemen if mantığından, if yapılarından yola çıkarak devam edelim. If cough persisted, burası verb 2. Burası may. İkisinin bir arada olma şansı yok. Adana'yı ne yaptık? Eledik arkadaşlar. Had persisted would be consulted. Eğer ki burada bir mixed type durumu sizce var mı? Ben göremedim. Siz görüyorsanız bilmiyorum. Ben göremedim. Yok, kesinlikle yok. O zaman Bursa'yı silelim. Ceyhan'a bakalım. Persist. Type 1'e sanki uyuyor, doğru mu? Type 1'e uygun. Persist should be consulted. Persist should be consulted. Olabilir değil mi? Denizli'ye bakıyoruz. Denizli'nin ikinci boşluğundan simple past olduğu için Denizli elenecek. Edirne'de present perfect olduğu için ana cümle. Hani ana cümlede simple past, past continuous, past perfect, present perfect olmaz diyorduk. Onun için bunları ne yapacağız arkadaşlar? Eleyeceğiz demiştim. Tek bir seçenek kalıyor. O da Ceyhan doğru cevap. Üçüncü soruya bakalım. Bundan sonrasını size bırakayım. Vereceğiniz cevaplara göre hızlı bir şekilde, hızlı bir açıklamayla geçiştirelim bakalım. Hadi. Üçüncü sorudayız. Aferin Özlem'e.
Çok güzel. Evet, çok güzel. Şunu hemen şöyle bir işaretleyelim. İlk 3-4 soruyu daha önce beraber çözmüş olabiliriz. Hızlı geçelim bunları. Denizli doğru cevap. İtirazı olan varsa değerlendirebiliriz. Değerlendirmeyi alırız. Sorun yok. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Dört. Çok güzel. Bakın burada şu to look ifadesi. To look, to look. Sadece ve sadece were'le bunu kullanabiliyorsunuz. Evet. If'in atılma durumu. If'in atılma durumu. Buradaki tek ipucu to look. Bunu sadece ve sadece were'le kullanıyorsunuz. Were someone to look. Hani should someone to look olmaz. Şurada beraber verb'ün yalın halini kullanıyorduk. Fiilin yalın halini kullanıyorduk. Had olduğunda verb 3 kullanıyorduk Rümeysa. Tekrar söylüyorum. Should olduğunda verb 1. Had olduğunda fiilin 3. hali. Were olduğunda to look. Başka bir şey de olamaz. Zaten to look varsa cevap da were olacak. O zaman ya Ceyhan ya da Edirne doğru cevap olacak. Ya niye Ceyhan ya da Edirne? İkinci tarafa bakarsanız eğer ikinci tarafa bakarsanız eğer ana cümlede present perfect olmaz. Evet, tek bir şey kalıyor. O da Edirne. O da Edirne. Anlaştık mı Rümeysa? Okay, biraz dikkat edelim. Thank you. 5. Aferin Özlem'e. Gizem. Şimdi bana mixed type olduğunu gösteren tek bir şey göster ben. Tek bir şey. Mixed type. Yok, değil mi? Ben göremiyorum. Şimdi günümüzle karşılaştırmıyor mu? Gizemciğim, burada geçmiş zamanla ilgili ne var? A modern glass diyor. Yani modern cam şişe. Modern cam şişe. Buradaki could take, unutmuyorsunuz, could take %50 olasılık anlamına geliyordu. Yapabilir, edebilir. 4000 yıldan fazla zaman alabilir dekompoze olması için. Evet Esin, B tabii ki. Hani bunun geçmiş zamanla şu 4000'i gör, tabii alıştınız yani 4000, 4000, 4000, 3500 bilmem ne milattan önce falan bu ifadeleri görünce hemen aklımız past tense'e gidiyor ama bu da 4000 yıl alabilir diyor bir cam şişenin. Düşünsenize cam şişenin dekompoze olması, toprağa karışması vesaire yok olması. Bu geniş zamanlı ve gerçek bir durumdan bahsettiği için Bursa doğru cevap, Bursa. Bursa iyidir. Şöyle yapalım. Mix type olduğunu gösteren bir şey var mı yok. O zaman Adana'yı eleyelim. Ceyhan'da mix type'tan dolayı eleyelim. Present'la şey bir araya gelmiyor arkadaşlar. Would have'in üçüncü adı. Bu da gitti. Ana cümlede şurada past tense olmaz. Bu da gitti. Doğru cevap Bursa. Lütfen ve lütfen seçenekleri eleyerek yapın. Direkt cevaba gitmeye çalışmayın. Please. Büyük hata yapıyorsunuz. Seçenek eleyerek yapacaksınız. Evet.
Buyurun. Büşra, evet, sorunu gördüm Büşra. Her zaman kullanmak zorunda mı? Normal şartlarda evet, her zaman kullanmak zorunda. Hani normal tense sorularında bile bir zamandan başka bir zamana geçiş yapamıyoruz diyorduk ya. Burada da bir zamandan başka bir zamana geçiş yaptığı için mutlak surette bir zaman ifadesi kullanmalı. Bazen kullanmıyorlar. Niye kullanmıyorlar? Çünkü beş tane seçenekten dördü yanlış. Bir tane kalıyor type'lara uyar. Onu işaretlemek zorunda bırakıyorlar bize. Onun için dikkatli olmakta fayda var yine Büşra. Peki. Ne diyorsunuz 6. soruya? Denizli diyor. Herkes Denizli doğru cevap arkadaşlar. Başka bir seçenek düşünen yoksa bir sonraki soruya geçiş yapalım lütfen. Evet, 7. Aktif pasiflere dikkat ediyorsun Aleyna, lütfen. Yapıya uyan burada iki yapımıza uyan Bursa ve Ceyhan. Evet. Adana. Güzel. Harika. İpek C diyorsun. Neden C? Hani boşluktan sonra şöyle bir isim söz konusu ise biri bir crowbar ne olduğunu bilsen de bilmesen de atar mı atılır mı? Fırlatır mı fırlatılır mı? Fırlatır bence. Aktif bir şey olmasını bekliyorsun. C seçeneği pasif olduğu için direkt eleniyor zaten. Her ne kadar yapıya uygun olsa da eleniyor. Aktif pasif mantığından dolayı eleniyor. Peki. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Doğru cevabımız yanlış soruya cevap verdin. Evet, peki. Bir sonraki. 8. Evet, B mi Gizem? Halen bir kendine güvenemedin hala. Kızım, evet Bursa. Tabii ki Bursa. Biraz kendine güven ya. Bursa. Harika. Evet. Hemen şöyle bir eleme yapalım hızlı. Daha sonradan dersi izleyecekler için. Ana cümlede past tense olmaz. Mixed type olduğunu gösteren herhangi bir durum söz konusu değil. Ceyhan gitti. Very grown passive olduğu için if a tree nokta nokta all its life şurada bir isim olduğu için şurada bir isim olduğu için aktif bir durum söz konusu. Denizli gitsin. Edirne type 1 type 3 bir araya gelmez. Bursa doğru cevap. Bir sonraki soruya geçelim. Hayır. 9.
Evet, lütfen aktif pasive dikkat edelim. Please, aktif pasiflere dikkat edelim. Evet arkadaşlar, ne diyorsunuz? C. Dilan, E diyorsun. E diyorsun. C diyen var. Evet. E neden olmaz onu söylüyorum. Onu söyleyeyim. İki tarafın pasif olmasını bekliyorsunuz. Edirne'de bir taraf. Edirne'de şurası pasif ama şurası aktif. Sizce bir fire break, bir yangın ya da patlama vesaire ateş yaratılabilir miydi, yaratır mıydı? Yaratılırdı. Yani iki tarafın da pasif olmasını beklediğimizden dolayı burası pasif, burası da pasif. Bu seçenek sadece ve sadece nerede var? Ceyhan'da var. Biraz dikkat edersek aslında çok zor değil. Çevirmeye kalktığımızda zorlanabiliriz arkadaşlar. Please. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Ona bakıyoruz. Herkesten cevap bekliyorum gençler. C gibi. C. Şimdi bakın. Burada şöyle bir durum var. Might hocam Type 2'de kullanılmaz mı? Kullanılabilir. Doğru. Aslında Type 2'de kullanılıyor ama might ve could. Hani may, might, could üçlemesinin modullardaki kullanımı, may, might, could üçlemesi %50 olasılık geniş zaman için kullanılıyordu. Yani might ve could ikilisi bu sefer hem type 1'de kullanılıyor hem de type 2'de kullanılıyor. Okay? Type 1 ve type 2'de might ve could ikisi kullanılabiliyor. Eleme yapalım. May have sought dediğinizde şu may have'leri kullanmayı tercih etmiyoruz arkadaşlar. Gitti. If'li cümle de şurada if olduğuna göre şuraya will would gelmeyecek. Şuradan dolayı bu elendi, gitti. Denizli'ye bakalım. Would be sought. Burada bir passive durum söz konusu Denizli seçeneğinde. Var mı burada şey isteyen? Boşluktan sonra help var. Yardım ister mi? Yardım ister mi bu insan? Yoksa istenir mi bu insan? Genellikle yardım ister, değil mi? Diyeceğiz. Yardım arayışında olur diyeceğiz. Aktif bir şey beklediğimiz için Denizli'yi de eliyoruz. O zaman Edirne'ye bakıyoruz. Could have sought, had been affected. İkinci cümlede de aktif istiyoruz. Yani iki taraf aktif olduğu için bu sefer Edirne'de şurada pasiflik bir durum söz konusu olduğu için Edirne'de de cevap olamayacak. Tek bir şey kaldı o zaman. Ceyhan iyidir arkadaşlar. Ceyhan çok iyidir. Peki. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Çok güzel. Result in fiili.
Result in genellikle aktif olarak kullanılıyor. Ali Genç, Defne Gürsoy. Evet. Genellikle result in dediğimizde ile sonuçlanır deriz, değil mi? İle sonuçlanılır demiyoruz. Dolayısıyla aydın, if'li cümlede will would kullanamıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar, birinci boşluktaki fiilin hani result olmasından kaynaklı, kendisinden sonra da in, boşluktan sonra da in olmasından kaynaklı, result'a bağlı bir şey bu söylediğim. Aktif bir fiil, aktif şekilde kullanılmasını bekliyorsunuz. Bursa'yı bir eleyelim bence. Şu adına uymadığı için elensin, bu gitsin. Type'a uymuyor. Bursa'da if'li cümlede would olmaz demiştik. Oradan eleyelim. Ceyhan'a bakalım. Will olmaz. Oradan da eledik. Aydın. Denizli ve Edirne arasında kalırız. If'li cümlede became. Diğer tarafta could result. Aktif pasiften yola çıkarak Edirne'deki pasif yapı be fiilin üçüncü hali yan yana geldiği için doğru cevap olmayacak. Evet. Şuradaki in result'a bağlı arkadaşlar. Result'ın in'i. Ve genellikle sonuçlanır deriz. Result in. İşte olmuyor. Sonuçlanılır diyebilir misin? Sonuçlanmanın kendisi. İşte ne diyoruz? Bazen Türkçe düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Ne yazık ki. Yani bu aktif pasif mantığı uymuyor İngilizce ile Türkçe ile. Bazı kelimelerin, bazı fiillerin anlamları da uymuyor. Yani Türkçe karşılıkları. Hani hep aynı şeyi söylüyorum. Acaba bu İngilizler çorba içiyor mu, yiyor mu? Değil mi? Mesela İngiliz, biz şey yaparız. Bazı dillerle dalga geçiyoruz. Diyoruz ki işte vay küpe giydi. İngilizler giyiyor işte. Koskocaman İngilizce wear, wear, you say wear. Wear fiilini kullanıyor. Değil mi? Ama şeyler giymiyor. Türkler giymiyor. Ne yapıyor? Takıyor gibi. O zaman biz ne yapacağız? Size gösterilen yapı neyse sorgulamadan. Ama Türkçe'de böyle, şöyle, böyle demeden olduğu gibi kabullenip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Ona göre düşünmek gerekiyor. Ona göre yazmak gerekiyor. Yani İngilizceye göre yazarsın. Türkçe düşünüp İngilizce yazarsan eyvah, eyvah. Yıkım olur. Yıkım olur. Sonuçlandırılmak. Ama will be ended diyebilirsin. Başka fiiller kullanırsın onun için. Başka fiil kullanırsın onun için Esin. Peki. 12'ye geçelim arkadaşlar. Bu apse dediğimiz apse tedavi eder mi edilir mi? Edilir. Güzel. O zaman bir tarafın pes olmasını bekliyorsunuz. Mesela spread yayılır mı? Söyleyemiyoruz ki bile. Halbuki kendinden de yayılmasa da pasif şekilde sanki Türkçe'ye göre olabilir gibime geliyor. Evet, ne diyorsunuz 12'ye acaba? Herkes B diyor. Herkes B diyor. Herkes B diyor. Herkes B. Evet. Aferin Özlem'e. Hepsine doğru cevap verdi şu ana kadar. Yanlış görmediysen. 12. B diyoruz arkadaşlar ve yolumuza Sezen. Şöyle diyelim bak. Şu apse. Untreated. Apse. Apse. Ha 13 mü diyorsun? Bekle Sezen. Ha, tamam. Tamam. Hemen geçiyorum. Tamam. 13 için dedim. Tamam. Okey. Anlaştık. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. 13. Şöyle bir if'i gördük. Heh, ona göre çözüyorsunuz. Gizem, soruyu geçtim artık. Daha sonra kızım yani anlatayım sana onu.
Evet, Denizli harika. Harika. Denizli doğru cevap. Süper. Denizli doğru cevap. Bir sonrakine geçelim gençler. 14. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Unless var, if var, provided that var, should var, were var. Evet, buradaki tuzağa düşmediniz, değil mi? Buradaki tuzağa düşmezseniz harika olacak. Bakın şimdi böyle durumlarda seçeneklerde should, were ya da daha doğrusu should var ise, if var ise şuna dikkat edeceksiniz. The political turmoil continue diyor. Yani burada fiilin birinci halini kullanmış. Eğer ki if olacak olsaydı, hani if doğru cevap ise this political turmoil tekil ve continuous olurdu. Fiilimiz s takısı alırdı. Continuous olurdu. Ama fiilin yalın hali olduğu için fiilin yalın halinin kullanıldığı yapı should'tur arkadaşlar. Should. Should'la beraber kullanıyorsunuz. S takısı burada olsaydı o zaman evet provided that de olabilirdi. Değil mi? Mesela burada continue s takısı almadığı için unless'in kendisi de direkt eleniyor. Çünkü unless this political turmoil continues olurdu. Continues olurdu. Peki. On beş. Of, kafalar karıştı. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? C değil mi? C değil. C değil. Evet. E o zaman. Head mi? Head. Nerede head? Ha Mehmet, eğer burada head'i kullanacak olsam bu sefer burada raised olması lazım değil mi? Fiilin üçüncü hali olması lazım. Bu gitsin. Were madem kullandım burada to raised olması lazım. Adana'da gitti. Şimdi unless you raise olabilir. Without'tan sonra zaten isim gelmesini bekliyorsunuz. Cümle gelmiyor you raise. Ceyhan ve Edin arasında kalırsınız. Ha, evet kullanılmaz diyorsun. Güzel. Tamam. Deniz seviyesinde yetiştirmezsen değil mi? Anlayamazsın diyor. Kendisini 5000 feet'teki bir yüksekliğe çıkarmadan değil mi? Şeye kadar bu yükseklik rahatsızlığı ya da ne hissettiğini bilemezsin diyor. Çıkaramazsın diyor genetik yapısını. Güzel, zor bir cümle. Çevirmeye gerek yok. Ceyhan ve Edin arasında kaldık. Deniz seviyesinde yetiştirirsen de bir boğayı anlayamazsın. Yetiştirmezsen de anlayamazsın yüksekliği. Bence yetiştirirsen deniz seviyesinde anlayamazsın yükseklerde ne çıkacağını. Edirne doğru, güzel. Evet, 20. soru, pardon, 16. soru.
16'ya B diyen var, B diyen var. C diyen var. Evet arkadaşlar, burada Hawaii'deki Mauna Kea volkanının birinci boşluk pasif olacak tabii ki. Pasif. Volkanın ne olmasını bekliyorsunuz burada? Hani ölçer mi, ölçülür mü? Ölçülmesi gerekiyor. Yani pasif bir şey olması lazım. Adana tense uymadığından dolayı gidiyor. Adana. Hani yapıya, iflere uymadığından dolayı gidiyor. Bu aktif olduğu için gitti. Had been measured, may have been ifadesi ikinci taraftan kendini eyledi. Ana cümlede present perfect zaten kullanamıyoruz. Doğru cevap direkt Bursa. Her zaman söylüyorum, eğer eleme yaparsanız, aktif pasifine dikkat ederseniz, eleyerek yaparsanız kesinlikle doğruya gidersiniz. Bir sonraki soruya geçelim gençler. 17. Emin değilsin. Tamam. Gençler, birinci tarafta Bursa mantıklı. Yani şöyle mantıklı ama şu mantıklı ama şu mantıksız. Bu imkanı yok. Çok saçma olur. Eğer ki erirse artmak zorunda. Yani zorunluluk durumu söz konusu değil. İki seçenek arasında kalıyoruz. Bursa ve Ceyhan arasında kalırız. Değil mi? Bir de buzlar erir mi, eritilir mi sizce? Çok güzel. Ama eritilir de değil mi? Buzu gittim, buz eritildi kişi tarafından. Tabii ki buradaki dünyadaki buzuldan bahsettiğine göre, kutuplardan bahsettiğine göre eritilmez. Kendiliğinden erir. Okey. Dolayısıyla Ceyhan daha iyi diye düşünüyorum gençler. Passive olduğu için gitsin. If de would olduğu için, hani if ile beraber would kullanılmaz diye gitsin. Bu da passive olduğu için gitsin. Hatta ana cümlede past tense olmaz diyorduk. Bir sonraki soruya geçelim. 18. Evet Didem, buz eritilir, Antarktika erir. Güzel. Çok güzel, harikasınız. Evet, 18'e de doğru cevaplar verdi herkes. Denizli. Eğer zorlanırsanız diyor, birinin sırrını başkasına vermeye önce kendinize sorun. Ne hissederdiniz? Arkadaşınız sizin personal, kişisel bilginizi ifşa etse. Kendinize sorun önce. Yapar mıydınız? Ne hissederdiniz? Diye. Okey. Bir sonraki soruya geçelim. 19. A ve C arasında kaldın. He. Dilan, bugün bayağı bir şey yapıyoruz. Bakın, dünya yuvarlak olmasa, değil mi?
Şu gezegenin atmosferi olsa, varsa bilmiyor. Yok demek ki burada. Değil mi? Type 2 olmasını bekliyoruz. Dünyadaki kutuplar olmasa, ekvator olmasa, sen benim amcam olmasan ama var. Burada da diyor ki atmosfere sahip olsa idi, değil mi? Ama sahip değil gibi bir anlam çıkıyor. Type 2'yi kullanmak durumundasınız. Peki. Adana iyi. Adana iyi. Hadi bakalım. Şeye geçiyoruz. Bir sonraki. 20. Salih Doğan, biraz daha dikkat et oğlum. 2020'de, 2027'den bahsediyoruz. 2027. Yes, B doğru cevap. B doğru cevap. B doğru cevap. Okay. Geçmiş zamanlı bir durum söz konusu değil. 2027'den bahsettiğine göre en kötü ihtimalle Type 2'dir. Yani Type 1, Type 2 arasında bu da gerçek bir durumdan bahsediyor. Eğer böyle devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'ni geçecek ekonomide demek istiyor. Bursa iyi. Bir sonraki soruya geçelim. Son 3 sorumuz. Hadi bakalım. Yanlışsa kızmayacağım canım. Evet. D. Kesinlikle D. D. D veya E yok. D. Geçmişteki iklim değişiklikleri ortaya koyuyor ki böyle böyle olacak ya da olur. Oradan ders çıkarıyoruz. Geçmişten ders çıkarıyoruz. Peki. Denizli süper olur. Evet. Son iki soru gençler. 22. Değil mi Zeynep? Peki onu korumak için çaba gösterir mi, gösterilir mi gençler sizce? Gösterir mi, gösterilir mi? Yani pasif bir şey olmasını bekliyoruz işte ikinci tarafın. Kesinlikle pasif. O da Bursa'da mevcut. Bursa'da mevcut. Adana neden olmadı? MHF'in üçüncü halini kullanamıyoruz. Değil mi? If clause'larda. Efendim Barış. Tabii. Is not olması lazım. Doğru. Isn't made. Okay. Aferin sana Barış. Bir çikolatayı hak ettin. Bir hatayı fark ettin. Bravo sana. Unless belki de if yerine şurada unless olsaydı daha güzel bir şey olurdu. Hak ettin hadi akşam akşam çikolatayı. Olabilir. Ya hoşuna gitti bakıyorum. Aferin. Devam ediyoruz. Son soru gençler.
Evet, 26. Ha, 20, 26, 26, 26, 23'e mi atladım? Önemli değil, 26'yı yapın. Unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Buradaki without kendi içerisinde bir if barındırıyor. Okay? If barındırıyor. Biri diğeri olmadan ne yapamayacak? Bir işe yarayamayacak. 23'e de baksak olur mu? Olur, tamam, bakarız. Geniş zamanda, yani tabire uygun bir durum söz konusu. Kas sisteminden bahsediyor, iskelet sisteminden bahsediyor, vücudun hareketlerinden bahsediyor. Biri diğeri olmadan bir işe yaramayacak. Bir 23'e de bakalım. Son olarak gençler, bugünü de bitirelim. Evet, 23. soruya bakalım kim ne diyor. Herkes dikkat etsin. Pardon, previous years dediğine göre şöyle bir durum yok Mehmet. Hani we have seen diyor. Daha önce gördüğümüz yıllardakinden burada bir ne type kaç olduğunu düşünüyorsunuz? Type 2. Evet, aynen öyle. Bunu bana çevirebilir misiniz? Bakalım kim doğru çevirebilecek? Hadi bakalım. Coğrafyacılar bu konuda ikiye ayrılıyor. Bazıları kabul etmiyor küresel ısınmayı. Eğer diyor küresel ısınma gerçekten oluyor olsaydı daha az buzun oluştuğunu görürdük önceki yıllarda. Yani iddia ne? Daha az buz değil, her zamanki gibi buz oluşumu söz konusu demeye getiriyor. Evet, 23. Çevirirsiniz sonra. Peki. Gerçekten bugün ifleri yapmaya çalıştık. İfleri yapmaya çalıştık. Telefona da bakmak durumunda kalıyorum. Sürekli bir mesaj, bir mesaj öğrencilerden. Canım if. Evet. Pelin Alkan, sevgilerimi sunuyorum canımsın. Sırf bir if sorusu yüzünden ağlatmıştım. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Biraz yorgunluk, artık dönemin sonuna da geliyoruz ya, onun da yorgunluğu var. Belki de fark etmişsinizdir. Elimizden geldiğince biz bir şeyler yapmaya çalışıyorsak sizin için, siz çok daha fazlasını yapmalısınız diye düşünüyorum. Okay? Siz de yoruluyorsunuz. Bunun farkındayız. Ama bu yorgunluğunuzun şurada şu saatte bir şeyler yapıyor olmanın karşılığını eminim çok güzel şekilde alacaksınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.